Bu mu? Ya ne yapacağım? Ben çok şey yaparım ya. Ben ne çekiyorum, ne alıyorum, ne de bir şey yapıyorum. Beni sormayın ya. Geldi, Allah çekti, bu nedir? Sonra intihar etti. Karıyı değiştirdi. Ya hocam bizim ne işimiz olur? 80 trilyon mu Allah aşkına? Artı sirti alırım lan. Bu hayaldir. Boş yere hayallerin bir umut bağlanmaz zaten. Ben 7 kişi evereceğim yani. Ne yaparsanız. Hepsini yerim, ne yaparım? Öyle bir şansı denemiyorum hiç. Yetimlerin hakkı, onun bunun hakkı işte. Ben büyük ikramiyi düşünmüyorum kardeşim. Haramdır. Ben yani ne alırım ne şey ederim. Kalanı da Ali abi verir. Amsterdam'a giderim. Kızıma güzel bir gelecek sanırım. Yani o da bir kumar sayılır bence ya. Milli piyango sana çıkarsa ne yaparsın? Ben? Bu mu? Ben ne yapacağım? Ben çok şey yaparım ya. Çok şey yapar adam. Mesela. Ben de bir tane çekerim. En azından bir tane. Çıkan paraya bağlı gerçi de. Büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsın? Bir tane fabrika kurarım. Ülkeye faydalı olacak bir şey yaparım. Ne yapacağım? Abi bu o kadar... saatten sonra... Neler? Bu saatten sonra ne yapabiliriz biz? Zaten vatanı bir kadar da yapıyor. Şu anda barajda çalışıyor. Fakir fukaraları da edeceksin. Fakir fukaraları da edeceksin. Fakir fukaraları ya. Onlara iş veririm, dağıtmam. Çalıştırırım onları ya. Çalıştırıyorlar. Nasıl? Ne yapacağım? O da iş. O da para vermek. O da güzel Allah bir şey. Allah Allah. O da güzel bir şey. Çalıştıracaksın bu adam ondan sonra kazanacak. Palimanlar bu eski palimanlardandır ha. Abi siz ne yaparsınız? Ben ne çekiyorum, ne alıyorum, ne de bir şey yapıyorum. O net açır. Çeyrek var mı? Çeyrek var. Çeyrek var. Ay sen ne yaparsın? Beni sormayın ya. Ne yapayım? Ne yaparsın? Çıkarsa ne yaparsın? Bu iki evlilik yapıyorum. Çıkınca ben sizi ararım. Kafayı yeriz, ne yapalım ya? Kafayı yemek, yemek yani başka bir şey değil. Öyle parayla mutlu olmaz insanın. Aynen. O boş bir, vallahi nasıl pay. Vallahi bir tane aklımda çıktı. Geldi Allah vekili olsun. Buraya bak. Geldi Allah çıktı. Bu nedir? Sonra intihar etti. Karıyı değiştirdi. Bu sonra yapacağım karıyı değiştirdi. Keli değiştirdi gitti. Bu adam bir tane. Sen ne yaparsın peki? Vallahi ben ne yaparım? Ben hiçbir şey alamam. Yani hiçbir şey yapmam. Ne yapacaksın o kadar dünya parası? Fazla para şeytandır bre. Allah aşkına. Vallahi. Buyurun. Allah'ım sana vermeden ya. Vallahi. Çek. Sen çek. Çek hadi. Aman abi sen çek. Hela ben çek tane bu 20 lira. Evet çek. Bunlar sahte değil. Elbaşı. Bu sahte değil. Sahte değil. Kaçak. En şanslısın. Parayı götüreceğiz. Burada bir çiftlik kuracağız. Tavuk çiftliği. Hem seni tavuk yedireceğiz. Bedava. Sen ne yaparsınız? Ya hocam bizim ne işimiz olur? 80 trilyon mu Allah aşkına? Haydan gelen huya gidermiş. Doğru. Hani büyük bir para. Medrese yapsam hayır değil. Yani hiçbir şeyi yok. Nereye... Gene nereden gelmişse oraya gidecek. Doğru mu? Peki bilet almayı düşünüyor musunuz? Allah yazdıysa biz. Nereye bu? Allah razı olsun. Yılbaşında milli piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Çıkmaz ya. Ne de? Çıkarsa. Artı sirti alırım lan. Olmaz mı? Bu size çıkarsa ne yapardınız? Ya böyle ki şeylere inanmıyorum ben. Almam, milli piyango almam zaten. Almıyor musunuz? Yok. Hani aldınız çıkarsa ne olur? Ne yaparsınız? Bu hayaldir. Boş yere hayallerin bir umut bağlanmaz zaten. Bana çıkarsa ben 7 kişi evereceğim yani. 7 kişi kesemde evereceğim. İkincisi de fakir fukaraları dağıtacağım. Nerede bir kariban varsa etek kulağıma gelsin yani. Kulağıma gelirse ben gidip yetişirim kendine para veririm yani. Yeni ilimize giriyor, yeni ilimize hayırlı uğurlu olsun. Milli piyango da atıyoruz işte. Ne diyeyim abiz? Dur gider mi bunlar? Ne yaparsanız? Hepsini yerim, ne yaparım? Nasıl yersiniz peki? Nasıl harcarsınız? Yani gerektiği gibi harcarım. Aklınıza ne var? Yani? Aklımda yani önce bir araba almak lazım. Ondan sonra Asirt'ten çıkıp farklı bir şehirde yaşamak. İzmir veya Ankara gibi bir şehirde yaşamak. Öyle yani. Pek yani para oldu mu pek bir şey düşünemez. Keyfine bakarsın. Öyle bir şansı denemiyorum hiç. Neden? Hiç denemedim. Çıksaydı ne yapardınız mesela? Bu yaştan sonra çıksa ne ya çıkmazsa ne. Hiç denemedim diye 65 yaşındayım bu zamana kadar hiç denemedim. O yine de denemem yani. Hani? En bu... güzel kazanç bundan başkasını tanımıyorum ben. En güzeli bu. O
yetimlerin hakkı, onun bunun hakkı işte. O paradan ne hayır olur, ne millete olur, ne devletimiz olur, ne bir kimseye olur. Hiç kimse faydası olmaz o paranın. Aynen gelen huyuna gider. Ben bunu biliyorum, başkasını tanımıyorum. Bir şey çıkarsa ne yaparsınız? Ben büyük ikramiye düşünüyorum kardeşim. Ben ne alırım, ne almayı da tavsiye ederim. Yani bu büyük bir günahtır. Dince, bizim dinimizce, İslamca, hani İslamiyet'e göre büyük bir günahtır. Satış şeyleri hepsi haramdır bizim dinimizde. Ben ne alıyorum, ne de düşünüyorum, öyle bir hayal peşinde de koşuluyor. Milli Piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Ben Milli Piyango'ya karşı değilim, öyle şey değilim, karşıyım. Çünkü haramdır. Haramdır, ben yani ne alırım ne şey ederim. Doğru mudur? O sizin görüşünüz. Vallahi Milli Piyango'yla ben hiç ilgilenmiyorum. Yılbaşı büyük ikramiye size çıkarsa ne yaparsınız? Ne yaparım? Vallahi bana çıkmaz ki ya. Çıkarsa ne yaparsın diyor. Ben bilet almayacağım ki. Ne çıkarsa diyor. Çıkarsa. Çıksaydı. He. Çıksaydı. Biraz borçlarım var, onları öderdim. Kalanı da Ali abi verdim. Milli Piyango size çıkarsa ne yaparsınız? Amsterdam'a giderim. Orada bol bol eğlenirim. Niçin Amsterdam olduğunu zaten izleyicilerimiz anlamıştır. Öyle teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Abim, büyük ikramiye size çıkarsa ne yaparsın? Bana çıkarsa ne yaparım? Vallahi kızıma güzel bir gelecek sağlarım. Aileme, kızıma ve yetiştirme yurduna büyük bir bağışta bulunurum. Ben almıyorum ya. Yani bana göre, dinimize göre. Yani hakkım olmayan bir şey almak. Yani o da bir kumar sayılır bence ya. Büyük ikramiye sana çıkarsa ne yaparsın?